Merhabalar arkadaşlar. Yine Kafa Dengi yayınlarından seçtiğimiz beşli sorularla videolarımıza devam ediyoruz. Vakit kaybetmeden hemen videomuza başlayalım. ABC üçgeni şeklindeki kağıt AE boyunca katlanıyor ve C noktası AB üzerindeki D noktası ile çakışıyor. Şekil 1'de verilen BC 34 ve şekil 2'deki sarı renkli bölgenin alanı mavi renkli bölgenin alanının 7 bölü 3 katıdır. Buna göre BEX kaçtır? Arkadaşlar hemen burada şunu hatırlamamız gerekiyor. Daha önceki videolarda hatırlatmıştık. Bir katlama işlemi varsa katlandığı nokta kesinlikle ve kesinlikle açıortay oluşturacaktır. Bakın şuraya hemen şurada bir açıortay olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şu iki açı birbirinin açıortayı. Tamam. Daha sonra şunu da söyleyebiliriz. Buradaki AC katlanıp gelmiş bu AD yerine. Yani buradaydı, katlandı, buraya geldi. Yani o zaman ne diyebiliriz? Bu iki uzunluğun birbirine eşit olduğunu söyleyebilir miyiz? Tabii ki. Hemen AD uzunluğuyla AC uzunluğunu eş yaptım. Daha sonra verilenlere baktığımda zaten hemen soru çok basit bir şekilde bitiyor. Sarı renkli bölgenin alanı 7K ise mavi renkli bölgenin alanı 3K olacakmış arkadaşlar. Yani 7 ise 3S olarak paylaşılmış. O zaman bunların şu üçgenin ABE üçgeninin tepe noktasını E olarak tabanda BA olarak düşünürseniz tepe noktalar eşit olmuş oluyor. Yani burası 7K iken burası 3K olmalı. Bakın zaten şu kırmızı çubukları söylemiştik birbirine eşit. Ne oldu? 7K olmuş oldu. Yani AD uzunluğu AC'ye eşit olduğu için. Şimdi artık şunu söyleyebiliriz ki şimdi burada ne demişti arkadaşlar? Şu AE'nin açıortay olduğunu biz kendimiz en başta söylemiştik. O zaman açıortay teoremini kullandığımızda ne olacaktır? Bakın şu AE açıortay olduğuna göre şu uzunluk yani şu uzunluğun şuna oranı şu uzunluğun komplesinin buraya oranına eşittir. Yani burası 7K ise burası 7M. Şurasına bakın komple 10K olduğu için burasını 10M diyebiliriz. Yani BC uzunluğunu 17M yazabilirim. Zaten onu da 34 verdiği için buradan M'nin 2 olduğunu söyleyebiliriz. Sonra soru neydi? BE. Bakın BE uzunluğu da 10M olduğu için cevabımız 20 olacaktır. Birinci sorumuzu hallettik. Hemen geçiyoruz ikinci sorumuza arkadaşlar. Ne demiş? Yine bir katlama sorusu var. ABC üçgeni şeklindeki bir kartonun BC kenarı 18 santimetredir. Bu karton B köşesinden tutularak AD boyunca şekil 1'deki kağıt gibi katlandığında şekil 2 oluşmaktadır. Buna göre HK 3 BH da 9 olduğuna göre diyor. AH uzunluğu yani X'i soruyor. Şimdi arkadaşlar burada daha önce de söylemiştik. Bizim katlama sorularımızda genellikle ilk şekille ikinci şekli üst üste çizmemişlerse bizim çizmeye çalışmamız gerekiyor. O zaman bu katlanmış halini ben şöyle eski haline tamamlasam burası B noktası olur. Tam da soru bu hale dönüşmüş olur. Yani ne oldu? Bu B uzunluğu. Burası B uzunluğu diyorum. B köşesi. Şu uzunluk şuraya taşındı arkadaşlar. Yani katlandığı için şurada bir açıortay oluştu. Lazım olursa kullanacağız. Onun dışında ne var? Soruda diyor ki bize BC uzunluğu 18. BC uzunluğu 18'miş arkadaşlar. Ayrıca bir de şu var. Şurada bir 90 derecelik bir açı oluşmuş. Bu da çok önemli bir şey. Ne diyor? Bu BC'nin 18 olduğunu bildiğimize göre HB 9 olduğuna göre geriye şuradaki BH uzunluğu yani şu siyah kalemle gösterdiğim şu uzunluk yine 9 olması gerekiyor. Buraya 9 yazalım hemen arkadaşlar. Ya da yazmayalım. Şuraya A yazalım. Şuraya da 9 eksi A yazalım arkadaşlar. Şöyle yazdık. Bakın daha önce kırmızı çubuklarla belirtmiştim. Bu da birbirine eşit olduğu için şurası da 9 eksi A oldu. Bu köşede 90 derece. Yani aslında olayın özü şu. Bana çok güzel bir dik üçgen oluşturdu bu. Şurası 3 birim HK uzunluğu. A yazdığım burası. 9 eksi A yazdığımda burası. Zaten muhtemelen 3, 4, 5 üçgeni olacaktır. Hemen bakalım. A yerine 4 yaz. 9'dan 4 çıkarsa şurası da 5 oluyor mu? Oldu.
Yani soru bitmiş oldu. A uzunluğu 4 birimmiş arkadaşlar. A uzunluğu 4 birim. A uzunluğu nerede? Şurada. Bunu kaçırmadan soruyu temizleyelim. Şuraya 4 yazdığım andan itibaren bakın burada bir diklik, burada da bir diklik var. Yani öblitimiz var. 4 çarpım 9 x kareye eşit. 4 çarpım 9 x kare ise x nedir arkadaşlar? 6 oldu. Bu soruyu da bitirmiş olduk arkadaşlar. Hemen geçiyoruz ikinci sorumuza. Ne diyor? Burada da bir kesme yapıştırma sorusu var. Gördüğünüz üzere şekildeki ikizkenar üçgen biçimli karton AH boyunca kesilip sağ kısmı şekil 2'deki gibi yapıştırılıyor. Buna göre BH 4, AH 16 olduğuna göre AKX nedir? Arkadaşlar burada zaten ikizkenar olduğunu söylemiş. İkizkenardan indirdiğinizde hemen açıortay olacaktır. Sol tarafta sağ taraftakine eş bir üçgen. Yani burasının da 4 olduğunu bildiğim bir üçgen olacaktır. Şimdi bakın AH uzunluğunu şuraya yazayım yeni oluşan şekle. Şurası da 4 birim. Bakın şu BK uzunluğu aslında şuraya alfa hadi A diyelim. A diyelim. Daha güzel bir kalem renkle gösterelim. Şuraya A diyelim A. Şuraya da B dersem mecburen burası da B olacaktır. Bakın şurası A gördüğünüz üzere. Şimdi C köşesi nereye gelmiş arkadaşlar? Bu aşağıya götürülmüş. Tamam, burasının hemen B olduğunu biliyorum ve burasının dik olduğunu bildiğim için burası A'dır arkadaşlar. Yani şu BK uzunluğu şu AH uzunluğuyla aynı. Yani 16'ydı. 16'dan geriye ne kalmış? Bakın 4'ü burada olduğuna göre 12'si burada ve burada bir dik üçgen var. 12, 16, 20. 3, 4, 5 üçgeninin 4 katı olan 20 uzunluğu geldi arkadaşlar. Sırada diğer sorumuz. Hemen ona da vakit kaybetmeden geçelim. Yine bir katlama sorusu. Bu katlama sorularını iyice böylelikle tekrar etmiş oluyoruz arkadaşlar. Ne yapmış? C noktasından almış. AD uzunluğu boyunca bir katlama işlemi yapmış. Şunu söylemiştik. AD boyunca katlama yapıyor. Katlama yapılan köşe zaten yapıldığı köşeden açıortaylar oluşturacaktır. Tamam mı? Bir de şunu söylemiştik. Eğer bir nokta bulunduğu, taşıdığı, kendisini taşıyan doğrunun üzerinde bir yere katlanıyorsa kesinlikle diktir. Bakalım ne olmuş? Bakın şu uzunluk şuradaki AC uzunluğu şöyle şuraya katlanmış. Yani buradan almış, buraya katlanmış. Buradan almış, buraya katlamışsa gördüğünüz üzere şu oldu. Şurası zaten açı ortay oluştu. Ayrıca C kendisini taşıyan BC doğrusu üzerinde pardon böyle güzel gösteremedim. Kendisini taşıyan BC doğrusu üzerinde olan bir noktaya taşındı. Yani buraya. Yani ne olmuş oldu? Şu uzunluk da şuraya taşındı. Hem açıortay hem kenarortay yani burası dik olmuş oldu arkadaşlar. Şunu yazabilir miyim? Şurası 55, şurası 55, burası 90 derece, şurası 90 derece. Şurası 90 derece. Dolayısıyla şu açıya kaç derece kalır arkadaşlar? 35 derece kalır. Şu üçgen için, dik üçgen için. Şurada bakın 90 derece burada, 55 burada. Buraya da 35 derece kaldı. Şimdi burası 35 ise burası da 35 oldu. Bakın bizim şeklimiz buydu. Şu da buna eşitmiş. Burası da 35 oldu. Yani şurası da 35 derece olmuş oldu arkadaşlar. Şu sol tarafı sileyim. Hemen bakın. Gördüğünüz üzere bizim üçgenimiz şu oldu. Burası zaten dik olduğunu biliyorsunuz. Şuradaki dik üçgene odaklanırsanız burası da 70. Buraya ne kaldı? 20 derece. Yani bu soruyu da halletmiş olduk arkadaşlar. Evet, bir tane daha soru var. O da döndürme sorusu arkadaşlar. Şimdi aşağıdaki KLM üçgeni şeklindeki levha M noktası etrafında ok yönünde döndürülerek MK üssü L üssü üçgeni elde ediliyor. Buna göre diyor alfa kaç derecedir? Şimdi özür dileyerek şunu yapmamız gerekiyor. Hangi kenarın nereye gittiğini algılamamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın şurada gördüğünüz gibi bu L üssü buraya gelmiş mi arkadaşlar? Bakın gördünüz mü? L buradan buraya gelmiş. Yani bu ne demek? LM uzunluğu M L üstüne eşittir. Bu ne demek? Burası ikiz kenardır. Her
Hemencecik şurayı ikizkenar olması sebebiyle 35'i buraya yazdım arkadaşlar. Ne oldu? 35'i oraya yazınca şurası ne olmuş oldu arkadaşlar? İki iç açının toplamı komşu olmayan dış açıya eşittir. 70 derece oldu. Bunun dışında ne oldu arkadaşlar? Bir de şu oldu. Şu doğrumuz yani KM doğrusu, KM doğrusunu da alalım. KM doğrusunu da aldık. Buradan pardon, KM doğrusunu da buradan buraya taşıdık. Yani bununla da bu eş olmuş oldu. Aslında şunu da söyleyebiliriz. Bu üçgen, bakın elinizde bir bisküvi kutusu olduğunu düşünün. Bunu yolda takla attırarak gittiğinizde ne olacak? Kutu asla şeklini değiştirmeyecek. Asla şeklini değiştirmeyecek. Sadece yerini değiştirecek. Dolayısıyla bu bizim şuradaki M köşesindeki açımız nereye gelmiş oldu? Buraya gelmiş oldu. Yani yeşille kırmızı çizgi arası. Yeşille kırmızı çizgi arasındaki açı buraya 70 derece olarak gelmişse eskiden de 70'ti demek ki. O zaman şunu söyleyebilirim gençler, arkadaşlar artık hangisi hoşunuza gidiyorsa şuraya 70 diyebilirim. Bakın şurası kaç derece oldu? Doğrusal bir açı 70 alfa 70. 70 artı alfa artı 70 180 derece olduğuna göre alfa 40 derece olmuş oldu arkadaşlar. Ve bu videomuz burada sona ermiş oldu. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.